sağlıkta şiddete hayır. Acılıyız, öfkeliyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şiddet sarmalında bir kadın meslektaşımızı daha kaybetmenin derin hüznünü ve öfkesini yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün Alanya Beşnoğlu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan meslektaşımız Doktor Melek Bahçe'nin boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde güpe gündüz rehin alınarak ve vahşice katledildiğini öğrendik. Bu bir ilk değil maalesef ve adeta bir dejavu hali olup bitenler. Kasım 2015'te meslektaşımız Doktor Aynur Dağdemir birlikte çalıştığı kadın hemşireyi erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürülmüştü. Ocak 2022'de Ebe Ömür Erez Aile Sağlığı Merkezi'nde erkek şiddetiyle katledilmişti. Ekim 2020'de Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Emine hemşire iş yerinde bir erkek tarafından ateşli silahla vurulmuştu. Nisan 2023'te Çanakkale Tabip Odası Başkanı Doktor Ayşe Güneş eski eşi tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Birkaç örneğini sıraladığımız bu acı olaylar tıpkı meslektaşımız Doktor Melek Bahçe cinayetinde olduğu gibi hem kadına yönelik şiddetin ve hem de hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vücut bulduğu olaylar sayacında yerlerini aldı. Sağlığın ve yaşamın korunması için hizmet üretilen ve güvenli olması gereken sağlık kurumları günümüzde eli silahlı erkek faillerin kolayca girip çıktığı, özellikle kadın sağlık çalışanlara yönelik tacizden cinayete her tür şiddet eylemini gerçekleştirebildiği ortamlara dönüşmüştür. Bizler biliyoruz ki meslektaşımız Doktor Melek Bahçe'nin çalıştığı Damlataş Aile Sağlığı Merkezi'nde katledilmesine yol açan, şiddete açık olan ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmadığı bu güvenli olmayan çalışma ortamlarıdır. Yaşamı savunan bir mesleğin üyeleri olarak buradan bir kez daha aykırıyoruz. Kadına yönelik şiddet ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Bir kadını daha kaybetmemek için yaşamdan, sağlıktan, özgürlükten yana ve meslekten bir kişi daha eksilmemek için kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. İnsan haklarına ve onuruna yaraşır. Şiddete karşı güvenli çalışma ortamlarını talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kadın cinayetleri ve sağlıkta şiddet sona ersin. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz.